Herkese merhaba. Çıkış yoluna hoş geldiniz. Ekrem Dumanlı'yla gündemi yorumlayacağız. Her perşembe olduğu gibi. Ekrem Bey, günün gelişmesi teğmenlere soruşturma, daha doğrusu yemin törenine bir soruşturma açılmış. Daha önce Milli Savunma Bakanlığı yaptığı bir açıklamada bunlar artık zaten harp okulundan mezun oldular. Öğrenci de değiller. Böyle bir okula çağırıp ifade alma söz konusu değil diyerek yalanlamış soruşturmaya da takibat iddialarını. Ama bugün gelen bilgi yeminle alakalı, o teğmenlerin Kara Harp Okulu'nda resmi programdan sonra kılıç çatma olarak adlandırılan o olay görüntülerle ilgili soruşturma açılmış. Ne diyorsunuz, bu tavır değişikliği bir talimat mı geldi, birileri rahatsız oldu olarak mı yorumlanabilir? Bu teğmenlerin yaptığı hareket aslında herkesin kafasını karıştırdı. Kimin nasıl bir tavır alacağına kimse doğru dürüst henüz karar vermiş değil. Bu nereden çıktı, niçin yapıldı, maksadı neydi, hangi motivasyonla yapıldı, örgütlü müydü, doğaçlama mı yapıldı, siyasi bir tercih miydi? Yani bunların hepsi insanların kafasında büyük bir soru Şimdi işareti. Ekrem Bey, araya girerek sorayım. Siz de Mustafa Kemal isminden rahatsız mı oldunuz? Böyle tepkiler var. Ne yani? Nesi sizi rahatsız etti? Mustafa Kemal'in askerleri izlemesi mi sizi rahatsız etti? Bu Mustafa Kemal'in askerleriyiz lafını daha çok Doğu Perinçekçiler kullanırdı biliyorsun. Yani onların daha çok sloganıydı. Yani siyasi bir Ulusalcılar diyorsun. slogan var. Genelde Doğu Perinçekçi ekip böyle yaptığı eylemlerde bu tür sloganlar atıyordu. Sonra ulusalcılar da yapıyordu. Yani çok Mustafa Kemal'den rahatsız olup olmama başka bir konu. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atılmasından, hele hele askeri kıyafetle slogan atılmasından rahatsız durum başka bir konu. Mustafa Kemal'den rahatsız duyulacak bir şey yok. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, aynı zamanda Mareşal unvanı da almış, savaşlara katılmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, inşasında bilfiil en etkili rolü oynamış bir insandan bahsediyoruz. Millete mal olmuş, halka mal olmuş. Kuşaklar boyunca hakkında bir sürü şiirler, hikayeler, romanlar yazılmış bir insandan bahsediyoruz. Yani böyle rahatsız ol. Bu, artık bunlardan kurtulması lazım Türkiye'nin. Türkiye'nin bir dünya kadar realitesi var. O realitelerden bir tanesi de Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal'in askerleri izlemesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının böyle demesinin de aslında normalde rahatsız edici bir yanının olmaması lazım. Ama bunu daha çok bir siyasi slogan haline getirildiğinde veya Perinçek ekibinin bunu çok fazla yüceltmesiyle ortaya çıkan bir manzarayla karşı karşıya kaldığınızda ya neler oluyor diye insanların merak etmesi doğal. Ben asıl şunu diyecektim Levent Bey. Yani bütün kelimelere takılıyoruz, cümlelere takılıyoruz, sloganlara takılıyoruz da bu işin aslı nedir? Ben bununla ilgili araştırdım, baktım, ettim. Doğrusu hiçbir şey bulamadım. Ta ki dün Sevinç Özaslan hanımefendinin, ki iyi bir gazetecidir biliyorsun, bir analizini Kronos'ta okudum. O da şöyle, kendi analizi de değil, gayet güzel bir şey yapmış haklı olarak. KHK ile ordudan atılmış ama şu an Türkiye dışında yaşayan, rahat konuşabilecek bazı eski komutanlara ulaşmış. O komutanlara bu yemin töreni nedir, kanundaki yeri nedir, böyle mi yapılır, bunu yapabilmek için neler gerekir gibi sorular sormuş. Asıl yapılması gereken budur. Herkes kendi siyasi tavrına göre, yani AKP'yi destekliyorsa, Erdoğan'ı destekliyorsa ona göre bir pozisyon alıyor. Veya başka bir karşıt ekipte ise kendini öyle hissediyorsa başka bir tavır alıyor. Bunun kanunda yeri nedir? Ben şahsen eski bir KHK'lı bir emekli veya emekli edilmiş veya işten atılmış bir üst düzey askeri yetkilinin beyanını orada okudum. Çok mantıklı. Diyor ki bir kere böyle bir tören yok. Yani böyle bir yemin metni de yok. Ve kanunu, ilgili kanunu söylüyor Levent Bey. Diyor ki ordu şeye girerken, harp okullarına girerken bir yemin vardır. Aslında bütün devlet kademelerinde çalışacak insanlarla ilgili bir genelde bir sadakat yemini gibi sayabileceğimiz bir şey vardır. Bunun da metni şudur diyor. Mezuniyet sırasında böyle kılıç çakma sırasında bir yemin resmiyette böyle bir şey yoktur diyor. İki şunu söylüyor, çok ilginç geldi bana bu. Şimdi diyor benim görüntülerden anladığım diyor bu organize edilmiş defalarca pratiği yapılmış bir şey diyor. Yani burayı bir komutan veya askeriyede üst rütbeli insanlar böyle bir şeyi organize etmedikçe genç teğmenlerin böyle bir
yemin töreni yapmasına imkan yok. Çünkü çok detaylı anlatıyor. Ben özetleyeceğim. Yani isteyen orada makaleyi tekrar bulabilir. Ben gerçi bugün bulamadım ama sonuçta diyor ki çok ilginç bir şey söylüyor. Bir komutan müsaade etmeden bu kadar asker, bu kadar iyi organize olarak ve hiç diyor teklemeden ilk okuyan, metni okuyan hanımefendiyi kastederek tıkır tıkır şıkır şıkır diyor böyle metnin okunmasından anlıyorum ki bu organize edilmiş. Niçin organize edilmiş olabilir? Bir sürü alternatif söylüyor. Benim aklımda kalan en önemli kalan şeylerden birisi şu. Diyor ki daha yakında yeni de daha hafızamızda çok yeni olan görüntüler var. Nedir o görüntüler? Erdoğan'ın yanında kuvvet komutanlarıyla beraber verdiği pozlar var. Bunun da bazı eleştirileri olmuştu hatırlayın. Diyor ki biraz da karşı tarafın havasını almak, ya endişeye kapılmayın, herhangi bir şey yoktur demek için bizzat yazının özü de biraz öyle. TSK'yı ele geçirdiler ama biraz külliyen TSK'yı dönüştürdüler ama biraz da karşı tarafın gazını alalım diye orada çocuklara böyle bağırtmış, organize bir şekilde slogan attırmış olabilirler. Türkiye'nin bir kesimine yüreğinizi ferah tutun, yüreğinizi serin tutun. Çok da endişe edecek bir şey yoktur. Bak genç teğmenler neler söylüyor diyerek bir danışıklı dövüş olabilir diyor. Bu ihtimali göz ardı etmemek lazım çünkü çok organize bir hareketle karşı karşıyayız. Ben de o dediğiniz yazıyı makaleyi okudum. Hüseyin Demirtaş izleyicimiz yakından tanıdı. Özellikle 15 Temmuz sürecinde Mehmet Dağcı onun görüşleri vardı. Bir de Ethem Albay, Yarbay. Onların aktardıkları sizin de altını çizdiğiniz gibi komutanlarının müsaadesi ki askeriye de bu müsaade aynı zamanda da bir emirdir. Olmadan böyle bir şey olmasının mümkün olmadığını özellikle altını çiziyorlar. Ama sadece de Kara Harp Okulu'nda gerçekleşti. Diğer hava ya da denizde olmadı. Sadece karacılarda gerçekleşmiş bir şey. Şimdi ilk başta tabii bu çocukların genç teğmen olmaları, kamuoyunda bir destek çıkmasından sonra böyle sert bir tepki gelmedi. Hatta hükümet sözcüsü Ömer Çelik, Mustafa Kemal isminin alınmasından niye rahatsız olalım gibi böyle herkesin hoşuna gidecek orta yoldan bir şey söyledi. Ama bugün havuz medyasına yansıyan durumlara göre Erdoğan'ın rahatsız olduğu, ben varken bunu yapamazlardı şeklinde bir rahatsızlığını dile getirmiş. Ve zannediyorum bu soruşturmada Erdoğan'ın görüşünü bildirdikten sonra, çünkü AKP'de biliyorsunuz Erdoğan görüşünü bildirene kadar hep böyle orta yol konuşmaları yapılıyor. Ne zaman Erdoğan pozisyonunu belirliyor, ondan sonra yükleniyorlar. Bu arada troller de birbirlerine girmişti. Şimdi bu Erdoğan için çok kullanışlı bir şeye dönüştürülemez mi? Tabanında bakın, tamam ekonomik sıkıntılar var, bazı şeyler var, bütün dünyada var. Ama bak adamlar neler yapıyorlar, işte kılıçları kaldırmışlar. Yani bütün kazanımları kaybetmeyle karşı karşıya olabiliriz. Daha işimiz bitmedi, biraz daha destek olarak bu siyasi olarak kullanılabilir mi? Tabii ki Erdoğan tam da budur Levent Bey. Yani kaç gün oldu bu kılıç çatma meselesi, yemin 30 meselesi? Ağustos dersek 30 işte Ağustos. yaklaşık bir hafta. Bugün ayın kaçı? Beşi. Yani beşi. Yani bir haftadır Erdoğan susmuş susmuş da neden şimdi konuşmaya başlamış? Kamuoyunda Çünkü bir nereye gittiği tepkiler kim ne söylüyor bazen beklerler biliyorsunuz. normalde bizim bildiğimiz Erdoğan dayanamaz. Anında bir şeyler söyler. Ama siyasi olarak bunu neresinden bir istifade edebilirim? Buradan nasıl yeni kutuplaşmalar, yeni ayrılıklar, gayrılıklar ve oya dönüşecek materyaller bulabilirim diye düşünmüşse bu işin bence bir danışıklı dövüş olabileceğini ihtimal etmeme, ihtimal dışı bırakmamak lazım. Bu işin kesinlikle ben de o emekli askerlerin görüşlerine katılıyorum. Yani sonuçta zaten içeriği, orduyu bilen insanların görüşleri bunlar. Komutanlarının izni olmadan, müsaadesi olmadan, emri olmadan, gencecik çocukların böyle bir şey yapması. Mutat bir şey olmadığı kesin. Olsaydı Hava Harbi Okulu'nda da olurdu. Diğer şeylerde de, okullarda da olurdu. Belli ki bir organizasyon var. Biraz karşı tarafın, ulusalcıların havasını, civasını alma meselesi göz ardı edilmemeli. Ama Erdoğan olaya hiç öyle de bakmıyor. Normalde baktığı yer buradan siyaseten neler devşirebilirim, kendi kitleme ne diyebilirim, kendi kitlemi nasıl yeniden motive edebilirim, safları sıklaştırabilirim falan filan. O yüzden ayın 5'ine kadar, 4'üne kadar bekleyip bir hafta sonra ben olsaydım böyle olmazdı falan filan gibi
yine kendini her şeyden üstünde, her şeyden ayrı tutarak yorum yapması tabii ki tipik bir siyasi manevradır. İşin Şimdi aslıyla da fazla çok alakalı değildir bu. bugün yeni görüntüler herhalde veliler öğrencilerin ailelerinden de çekilen görüntüler sosyal medyaya yansıdı. İlk başlarda daha küçük bir grubun 960 mezun vermiş işte üçte biri gibi olduğu düşünülüyordu ama yeni görüntülerde birçok askeri öğrencinin bu kılıç çatma törenine katılmak için koştukları görülüyor. Yani sayı tahmin edilenden daha fazla. Bu da bir organize bir iş olduğunu teyit ediyor. Şimdi bu teğmenlere destek vermek isteyenler kendilerine şöyle bir sigorta yapıyorlar Ekrem Bey. Diyorlar ki bu görüntülerden rahatsız olanlar işte FETÖ'cüdür, şucudur, bududur, FETÖ artıklarıdır. Yani o kadar komik ki bu hadiseyi de gelip yine cemaat üzerinden okuyorlar. Şimdi bu görüntülerden rahatsız olanlar şucu bucu mudur? Yani nasıl bir ülke böyle cesaretle bir şeyin arkasında duramıyorlar böyle sigortalar yaparak kendi görüşlerini sunuyorlar. Buna ne dersiniz? Bu hastalıklı bir ruh hali. Hastalıklı hakikaten yani her şeyin üzerinden, her şeyin ama her konunun üzerinden zıplayıp hoplayıp cemaate bir şeyler söyleme, cemaati suçlu gösterme. Nasıl olsa muhatapları da genelde olmuyor. Türkiye'de değiller. Türkiye'de olanlar hapishanelerde çile çekiyor, ızdırap çekiyorlar. Nasıl olsa bunlar bir cevap veremez diye. Bir. İkincisi, madem Erdoğan'a açıktan bir şey söyleyemiyoruz, söyleyince bedeli oluyor. Bakın bir tane kadıncağız sokakta, bir hanımefendi sokakta bir şeyler söyledi diye gözaltına alındı. Serbest bırakıldı. Bugün yeni bir soruşturma açılmış Cumhurbaşkanlığı hakaretten. İç sesleri 50 kişi soruşturma açabilirler. Erdoğan'ın gölgesinin gölgesine basmak bir faturaya icap ettiğine göre hazır rahat cemaati bulmuşsun. Bakıyorsun adam utanmaz bir şekilde stadyumda bile Hakan Şükür'den, Arif Erdem'den, Fethullah Gülen'e kadar işte küfretmeyi adamlık zannediyor, insanlık zannediyor. Öyle ya da böyle cemaati karıştıralım diye can atan bir sürü azgın, sapkın, bazılarında psikolojisi çok bozulmuş ama sinsi çok insan var. Ben bunu böyle ileride romanı yazılacak, ileride filmi çekilecek, senaryosu yazılacak çok tiplerin ve davranış biçimlerinin mürahilik kokan, cahillik kokan ama aynı zamanda mürahilik kokan, entelektüel görünümlü ama entelektüelizmin hiç sağından solundan bir köşesinden nasibini almamış birçok şeyin ileride yazılacağını düşünüyorum. Ama bu tipik bir perdelemedir. Tipik bir cemaat üzerine operasyon yapmaktır. Öyle operasyon yapan insanların düşük seviyeleri de bellidir. Burada halka yazık. Halk buna çok çabuk inanabiliyor. Çünkü karşıdan insanların yaptığı savunmaları duymuyor, bilmiyor, görmüyor. Dolayısıyla bir beyin yıkaması dediğinde işte bazen sosyal medyadan, bazen kendi ellerindeki havuz medyasından böyle asimetrik saldırılar devam ediyor. Bu bir ahlaksızlık mı? Evet ahlaksızlık. Bu bir ilkesizlik mi? Evet ilkesizlik. Ama bugün bunun tamamı anlaşılamıyor, aydınlatılamıyor. Burada ne kadar mürahi varsa yarın bir gün ifşa olacaktır. İnsanlar gerçekleri anlattığında. Yani şimdi düşün, bir harp okulunun töreninde meydana gelen bir olayla camianın ne gibi bir alakası olabilir? Ya yani buradan nasıl bir bağlantı yapabiliyorsun? Yok seviniyormuş da ya bunun bir şeyi yok kardeşim. Biz Türkiye'nin kendi rasyoneliteleri üzerinde konuşalım. Mustafa Kemal Türkiye'nin bir rasyonelitesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri baş eğrisiyle doğrusuyla TSK'nın yanlışlarıyla doğruları bir sürü şey konuşulabilir. Ama her işi götürüp bir yere bağlama ve sürekli yıpratma çalışması yapma, karalama çalışması yapma, itibar kaybı meydana gelmesi için çalışma yap. Bu hastalıklı bir ruh halidir. Türkiye maalesef bu şekilde bir hastalık geçirmektedir. Buna muhatap olan ve incinen insanlar bunu biraz ignore etmelidir. Yani görmezden gelmedi. Ne yapacaksın? Hasta. Hasta adama ne Kesinlikle. yapabilirsin? Şimdi hafta başından beri yapılan yayınlarda bize gelen yorumlara da bakıyorum şöyle bir işte tepki gösteren izleyicilerimiz de var. Şimdi olayı anlatıyorsunuz. Erdoğan bundan bir fayda çıkarabilir. Tabanına yeni bir propaganda yapabilir. İşte başörtülüler mağdur olur. Kazanımlar gidebilir falan diyorsunuz. Gelen yorumlar bunun neyinden rahatsızsınız? Yani olayın böyle anlatırken böyle nasıl o klasik tabir olacak? Böyle resmi ortaya koyarken ki kullandığınız ifadeler bile İnsanlar tepki gösteriyor. Gerçekten algılarıyla oynanmış büyük bir kara propagandanın etkili olduğunu maalesef görüyoruz. Şimdi Ekrem Bey şununla kapatalım.
Bu teğmenler yeni mezun olmuşlar. Kariyerinin en başında, hiyerarşinin de en altında subay olarak. Bunların üzerinden bir mesaj verme çok büyük bir haksızlık değil mi? Bunlar daha bir günlük subay, daha hani bunlara böyle büyük bir omuzlarına yük yükleme, eğer bir mesaj vereceklerse bile bu teğmenleri kullanma ya da teğmenler kendilerinden işte tarikatçı, cemaatçi diye çok fazla propaganda varmış. Böyle olmadığını gösterme adına da bir eylem ortaya konduğunu söyleyenler var ama pek tabii bir komutanlara izin vermeden bu işin olacağı pek mümkün değil. Yani bir teğmen böyle çıkıp hükümetin hiç hoşlanmayacağı sloganları atacak cesareti göstereceklerini ben ihtimal vermiyorum. Bir yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da böyle çok acı bir şey değil mi? Acı. Ama Ankara'da Bizans oyunları bitmez. Daima bunlar üzerine kuruldur. Siyasi hadiselerin zaten kimin eli kimin cebinde olduğu anlaşılmadığı gibi siyaset dışı bir konuya bakarken de bunun içinde siyasetin kurnazlığını, tilkiliğini göremeyebiliriz. Ama maalesef Türkiye böyle bir ülke. Yani bir normal resmi, normal analiz etmek çok zor olabiliyor. Yani burada kim bunları planladı? Dediğin şey çok önemli. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, hatta polis teşkilatına, hatta istihbarat teşkilatına insan alınırken Bilal'in vakıflarından, AKP gençlik kollarından, AKP il ve ilçe teşkilatlarından nasıl isimlerin getirildiğine dair çok belgeler yayınlandı. Bu belgeliği içeriden yayınlayan çocuğu infaz ettiler neredeyse, linç ettiler. Halbuki somut isimler ve listelerden bahsediyordu. Yani bunlar şeyler de hemen ulusalcılar da heyecana kapılmasınlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alırken adeta bir nazist modelle kendi il teşkilatlarından, ilçe teşkilatlarından, Bilal'in vakfından, kızının vakfından, oradan buradan tavsiye mektuplarıyla insanları alıyorlar. Yani böyle bir jenerasyonun, bir dönem mezunların tamamının Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırması yani çok realiteye uymuyor. Eğer işin içinde bir organizasyon yoksa, ki görünen o ki bir organizasyon var, çocuklara böyle söyletiyorlar, bununla başka bir imaj veriyorlar, belli insanların gazlarını alıyorlar, TSK ile ilgili endişeye gerek yok diyorlar ama ya bu bilinen bir şey yani. Sadece geriye dönüp geçen sene ya da 1,5 sene olmuştur belki bir delikanlının, hem de Bilal'in vakfında çalışan bir delikanlının, biz programlarda da konu etmiştik evet, hatırlarsın. Nasıl TSK'ya adam soktuklarını, nasıl listeler hazırlayıp polis teşkilatına verdiklerini, dışişlerine verdiklerini ve orada yapılandıklarını anlatmıştı. Ve bunların bir de cevap verirken de teyit etmişlerdi. Evet bu liste bizim ama nasıl sen bizim bilgisayarımıza girer de alırsın falan filan gibi savunmalar yapmışlardı. Şimdi böyle alınmış bir kitleyi partiden süzülerek gelen ve ilçe teşkilatlarından süzülerek gelen listelerle alınmış kitlenin tamamının kılıç çatıp sonra Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırmalarının böyle sadece zahiri manada, zahiri fotoğrafa bakarak yorumlanabilmesi biraz saflık olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. İşte TSK, işte Cumhuriyet'in ordusu, işte Kemalist gençler, gerçekten insan gülerek takip ediyor ama Türkiye'de bir akıl tutulması olduğu için hani dikkatli olmaya çalışıyorsunuz. İnsanlar çok hassas. Şimdi böyle bir hadiseye AKP'nin çok sert tepki gösterip MHP'nin destek vermesi beklenirdi. Ama tam tersi oldu. Ömer Çelik bir şey yok bunda dedi. Bahçeli sert tepki gösterdi. Disiplinsizlik bu dedi. Farklı farklı yeminler olmaz dedi. Buna nasıl diyorsunuz? İlk başta da MHP böyle başlamamıştı. Önce teğmenlere destek vererek başlamışlardı. Herkes de pozisyon değiştirdi. AKP tepki vermeye başladı. Bu sefer Bahçeli de tepki verdi. Biraz olaya geç intikal etmiş. Hani bazı yarışlar vardır. Çok yavaş gidersen sana bir tur bindirirler. Sonra sen önde gözüksen bile aslında arkadasındır. Sen birinci turdasındır, adamlar ikinci turdadır. Bahçeli'nin durumu biraz öyle Levent Bey. Bahçeli çok ağırdan alıyor ve eski reflekslerle bir şeyler yapıyor. Kendisine emir ulaşıncaya kadar hadiseler hızlı gelişiyor. Bir tur bindiriyorlar. Bahçeli önden gidiyor gibi görünüyor ama arkadan gidiyor. Biraz intikal eksikliği oldu diye düşünüyorum. Yoksa Bahçeli'nin de gözü Erdoğan'da, sarayda ne derlerse onu yapmaya hazır bekliyor. Eğer bu meşrudur, gayet iyidir, endişeye gerek yoktur, Türk Silahlı Kuvvetleri
vazifesinin başındadır. Bunda anormal bir şey yoktur. Böyle de yemin edilebilir diyecekse, derse Bahçeli'de o notaya ayak uydurup hangi şarkı söyleniyorsa orada koro halinde bir şeyler söyler. Değilse bir U dönüşü yaparak başka bir söyleme bulunur. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Bu çok yadırgamıyorum artık burası. Bazıları tam tersine Kemal Ağabey'e iddia ediyor. Siz Bahçeli'nin gözünün sarayda olduğunu söylüyorsunuz. Bazıları da sarayın gözünün Bahçeli'de olduğu. Aslında iplerin Bahçeli'nin elinde olduğu, Bahçeli'nin çok daha etkili olduğu üzerine konuşanlar var. O zaman siz böyle düşünmüyorsunuz. hayır, olaydan olaya değişiyor. Bazen de aynı şey oluyor. Doğru söylüyorsun. Yani bir hadise, şimdi Bahçeli kitleyi nasıl ikna edebiliyor? Daha önce defalarca söyledim. Ya MHP'li kitleye Bahçeli bir zamanlar yok efendim keçeden süt olmaz da, tekeden süt çıkmaz da, işte bilmem nereden ne olmaz da, aynen öyle de senden de cumhurbaşkanı olmaz. Efendim daha neler, haysiyetsizlikler, onursuzluklar, yalancılıklar, sahtekarlıklar, hırsızlıklar. Daha yakında işte biliyorsun 17-25 saatini göstererek Ali Koç'un arkasına dekor yapmalar falan filan. Bahçeli bazı konularda eli kuvvetli olduğu için biraz önce söylediğim tablonun dışına çıkıp aynı rolü Erdoğan'a verebiliyorsun. Çünkü şu an Bahçeli'nin örgütlendiği esas alan daha çok en ağırlıklı bir şekilde adliye. Adliye ve emniyette çok büyük bir örgütlenmesi olduğu belli. Süleyman Soylu kavgasını hatırlayacak olursak, Bahçeli'nin Süleyman Soylu sevgisi oraya ülkücü diye bilinen çaydan kahveden kahvehaneden toparlanmış efendim pişpirik oynarken bilmem ne oynarken getirilmiş tutulmuş insanların polis yapıldığı bir yapıdan bahsediyoruz ve Bahçeli zaman zaman bu gücünü gösteriyor. Erdoğan da bu gücü biliyor. Dolayısıyla şeyden durumdan duruma değişiyor. Yani politik konu çerçeveye bakmak gerekiyor. Bazen Bahçeli'nin eli kuvvetliyse Erdoğan'ın gözü Bahçeli'de oluyor. Çoğu zaman da Bahçeli Erdoğan'ın gözlerinin içine bakıyor. Hatta geçenlerde görmüşsünüz elini öpmeye kadar bir takım şeyler yapabiliyor. Maalesef 30 Türkiye bu. Ağustos tören resepsiyonunda da epey uzaktan tokalaştılar. Hatta Erdoğan biraz uzandı daha fazla yorulmasın diye. Dengesi yok yani. Ya öpmeye çalışıyor ya uzaktan elini uzatıyor. Şimdi kitleleri ikna etmek dediniz. Dün Sisi, Abdülfettah Sisi, Mısır Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. Tabii Erdoğan 14 Şubat'ta Mısır'ı ziyaret edip ayağına gidip o yeni bir dönem açılmıştı. Şu an ne söylersek, hangi tornistanı anlatırsak anlatalım aslında 14 Şubat'ta konuşmuştuk. Erdoğan'ın neler neler söylediği Sisi hakkında. Dün biraz gecikmeli de olsa, 3-4 ay gecikmeli de olsa Sisi Ankara'ya geldi. Dün havuz kanallarının birinde şöyle bir diyalog geçiyor. Erdoğan Sisi görüşmesini en çok Erdoğan'ın üzüldüğü, çünkü Mursi'nin kardeşi olduğunu ama devlet adamlığının böyle bir şey olduğunu ve bu acıyı hepimiz adına Erdoğan'ın bu acıyı çektiğini söylüyorlar. Bir de bugün bütün basında Filistin için ortak duruş, yani bambaşka bir ambalajla verme, Filistin falan diyelim ki hani Filistin için ortak duruş manşetleriyle çıktı. Yani böyle de bir kitle var Ekrem Bey. Yani küfreyse alkışlıyorlar, tokalaşsa alkışlıyorlar. Yani çok enteresan. Ya sonuçta bütün yapılanları alt alta yazıp bir bakkal hesabı toplama yapmak lazım Levent Bey. Bu haltı niye yediniz? Yani o Mursi'ye gazı verdiniz, verdiniz, verdiniz. Adamcağız size güvendi, size inandı. Sisi biliyorsun yani milletin hafızası zayıf. Çok sanki milattan önce olmuş gibi bazen insanlar hatırlıyorlar. Adam orada silahlı kuvvetler adına o günkü Cumhurbaşkanı'na bir süre verdi. Şu zamana kadar şunları düzelt. Yoksa işler iyiye gitmez, kötüye gider. Resmen bir muhtıra verdi. Bizim Ahmet Davutoğlu'lar, o günün devleti yöneten insanlar, Tayyip Erdoğan'lar, Hakan Fidan'lar, adama gazı verdiler, verdiler. Dik dur, arkandayız, şöyleyiz, böyleyiz. Ya adam canından oldu Levent Bey. Rabiyalar, Mabiyalar hepsi hikaye. İnsanları kan. Yani Erdoğan'ın bir şeyi yok. Yani böyle Türkiye'nin milli dış politikası diye bir politikası yok. Şimdi aynı şeyi yarın bir gün biz Suriye ile ilgili yaşarsak ne olacak? Şimdi o kadar insan düşünsen yani bence Mursi'nin yaptığı siyasi hatalar da vardı. Ya sana
İşte kader çok güzel bir yol açmış. Cumhurbaşkanı olmuşsun. İnsanları birbirinden ayırt ettirme. İnsanların hayat tarzlarına. Bir sürü yanlışlarını, siyasi yanlışlarını söylüyor. Ama adamcağızın alaşağı edilmesi, hapislerde çürütülmesi, hapishanede vefat etmesi bu bir dramdır. Onun etrafında bir de yüz binlerce insanın etkilendiği şeyler vardır ki bunların hepsi bir dramdır, bir acıdır. Bütün bu acılara sen sebep oldun. Ekrem Bey, Şimdi şimdi siz Suriye meselesi de böyle öyle. siz ve böyle düşünceler dile geldiğinde insanda şunun sorusu geliyor. Kardeşim, hiç mi Esed'in kötülüğü suçu yok? Sisi hiç mi kötü değil, zalim değil, insanları asmadı? Yani hep eleştirirken Erdoğan açısından bakıyorsunuz ama karşı tarafta da işte böyle zalim yönetimler var. İsrail ile ilgili şeyleri diyorsun, orada Netanyahu var. Yani hepsinde de Erdoğan mı suçlu? Ya kardeşim sen kendi haddini bileceksin. Bir kere bir ülkenin, başka bir ülkenin, hele hele Mısır gibi, Suriye gibi, yani yüzlerce, binlerce yıllık halkların dost olduğu, halkların kardeş olduğu, halkların akraba olduğu toplulukların içine hoşuna gitmese bile müdahale edebilir misin, edemez misin? Edersen ne kadar etkili olursun, ne kadar etkili olamazsın? Bir kere rasyonel politikada, reel politikte buna karar vermen lazım. Şimdi sen kalkıp da Suriye bir Türkiye'nin iç meselesidir dediğinde uçuyorsun demektir. Afyon mu çektin, eroin mi içtin, aklın başında değil mi? Suriye bizim iç meselemizdir dedim ve Suriye'de on binlerce, yüz binlerce insanın ölümüne sebebiyet verecek bir iç savaşı kışkırttın. Tamam, bunu yaptın. Çünkü kafanda şöyle bir şey vardı. Atlarız gideriz efendim biz Şam'da bayram namazı kılarız. Cuma namazı kılarız. Sabah namazı kılarız. Şimdi Suriyeliler İstanbul'da bayram namazı kılıyor, cuma namazı kılıyor, sabah namazı kılıyorlarsa şayet. Şimdi sen bizim konuştuğumuz mesele şu, reel politik. Bir, temel soru şu. Sen Suriye'nin iç işlerine her ne kadar memnun olmazsan olma, bir ülke diğer ülkenin yaşadığı ızdıraplara gönlü razı olmayabilir. Ama ne kadar müdahale edebilir? Bu soru önemli bir sorudur. İki, müdahale ettin ne kadar etkili olabilirsin? Sıfır etkisi etkinin olduğu bir yerde sen kalkıp insanları kışkırtıyorsan, büyük büyük laflar ediyorsan, sonra da bütün ettiğin lafları yalayıp yutuyorsan, şimdi sadece bu değil ki sen Selman'a katil diye bağırmadın mı? Katil dediğin Selman'ın daha sonra ayağına gitmedin mi? Birleşik Arap Emirlikleri var. Şerefsiz bunlar diye manşet attırdılar. Şerefsiz dediğin adamların sonra karşısına gitmedin mi? Yani şimdi bütün Arkadaşlarımız da bu manşetleri bugünkü hatırlıyorlar. manşetleri ekrana getirdiler. Ne olacak şimdi böyle bunlarla Filistin meselesi yaparak senin Kandırmayacak Sisi'yle ben de. Yani Filistin falan ne umurlarında diyor? mı? Ya umurlarında değilse de bu halk da artık kafa aklı başına gelsin yani. Halkla alay etmektir. Halktan da vazgeçtim hadi. Bunu sen iç siyasette dibine kadar kullanıyorsun. Halk zarar görüyor mu? Fiilen zarar görmediği için bunu anlamıyor. Ama bir de geriye dön. Suriye'de yaşanan trajediye bak. Mısır'da yaşanan trajediye bak. Yazık değil mi ya oradaki insanları böyle kışkırtıp kışkırtıp kendi içlerindeki tansiyonu yükselteceksin. Sonra döneceksin hiçbir şey yokmuş gibi. Ne diyor? Sevgili dostu, sevgili kardeşim mi diyor Sisi için? Ya bunu ben normalde yadırgamam diyebilir Türkiye'yi yöneten bir adam, Mısır'ı yöneten bir adama iyiliğine kötülüğüne bakmaksızın makamları gereği kardeşim, arkadaşım, dostum diyebilir. Eski usul de budur. Ama sen adamın iç işlerine karışmış, yok Birleşmiş Milletler genel sekreterinin verdiği davete ben gelmem, o adam orada Aşkım. olduğu müddetçe gelmem, bir de araya girenler var falan filan diye ahkam kesmişsen, mecliste dört parmağını gösterip Rabia işaretleri yapmışsan, sonra sevgili dostum, değerli arkadaşım falan filan. Ya bu iğrenç şeydir ya, bu çok Türkiye'de gerçekten Levent Bey, mürahilik zirve yapmıştır. Mürahilik, riyakarlık, yalancılık, İftiracılık, dedikoduculuk, kovuculuk. Ya bunun artık haddi hesabı yok ya. Bu maalesef eskiden insanlar biraz da dini ölçüler doğrultusunda
Bunun bir günah olduğuna, bunun bir ahlaksızlık olduğuna. Şimdi insanlar bunu bir vazife gibi, bir vecibe gibi yapıyor ki bu çok korkunç bir ahlaki çürümedir, yozlaşmadır, bitiş ve tükenişin işaretidir. Resmidir, Bu fotoğrafıdır. yanlış politikaların hepsini belirlediğinde Türkiye dedi. Mısır'la ilişkilerin bozulmasını da diplomasi alanında dedi işte. Mısır'ın Yunanistan ve Rum kesimiyle yakınlaşması olsun. Suriye hakeza sadece bizim mülteci meselesi olarak görüyoruz ama insanlar hayatını kaybettiler. Ekonomik kayıplarımız var. Körfez'le ilgili bütün bu tornistanların hepsinin bedelini aslında Türkiye ödedi. Mesela S-400 alıyorsun 2,5 milyar dolar ödüyorsun. Kullanmıyorsun orada duruyor. Yani bu kadar zengin bir ülke değiliz. Böyle 2,5 milyar oraya savur buraya savur. Ama geldiğimiz nokta işte ekonomik sıkıntılar. Böyle ama memur servislerini iptal edersek acaba tasarruf yapar mıyız diye şeyler konuşuyorlar. Erdoğan'ın Sisi uğurlamasını konvoy görüntüsü gelmiş. Yüzlerce araç havaalanına gidiyor. Sen orada memur servislerini iptal etmeye çalışıyorsun. Velhasıl yeni bir dönem açılmış oldu. Erdoğan gitti. Sisi geldi. Deliriz Mısır'la ilişkiler. Bundan sonra iyi seyreder. Ekrem Bey son konumuz İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu hafta başında Uğur Dündar'ın programına konuk olmuştu ve kendisine de siyasi yasak getirecek davayla ilgili işte kamu görevlerine ahmak dediği iddia ediliyor. Onunla alakalı olarak böyle bir yasak gelirse daha Yargıtay onay aşaması gelmeden bu iktidar o günü göremez diyerek meydan okumuştu. Millet ayağa kalkar demişti. Bugün de o Adalet Bakanı cevap verdi. Yargıya kimse talimat veremez, parmak sallayamaz polemiği. Ekrem İmamoğlu parmağı sana salladım. Ne dediğimi anlayamıyorsun. Ben seçimleri kastettim. Nasıl Adalet Bakanısın diye gerilimi sürdürdü. Kimileri diyor ki evet olması gereken muhalefet dili bu anladığı dilden öyle sünepe Özgür Özel'i kastederek olmaz. Böyle iddialı olmak lazım. Ekrem İmamoğlu aynı zamanda kendisine gelecek olası bir siyasi yasağın da önüne set çekme adına böyle konuşuyor. Siz nasıl diyorsunuz İmamoğlu'nun birkaç gündür değişen sertleşen üslubu hakkında? Yani ben çok doğru bulmuyorum Levent Bey ya. Yani böyle biraz şimdi Erdoğan'ın geçtiği yoldan geçmeye çalışıyor gibi geliyor bana İmamoğlu. Yani nedir? Neyi doğru Erdoğan'ın başına bulmuyorsunuz? gelen olay neydi? Özgür Hatırlayın. Özel gibi yargının verdiği karara saygımız var. Yargı böyle karar vermiş falan mahkemeler böyle mi dedi? Nasıl böyle mi konuşsun? Hayır şöyle yani öyle konuşsun demiyorum ama bu kadar şeye gerek yok. Yani realiteyi söyle. Yani Türkiye'de bir üslup sorunu var. Gerçek nedir? Şu. Yani Ekrem İmamoğlu ile ilgili açılan dava haksızdır kardeşim. Yani bunu hiç kimse ikna edemezler. Efendim hakimlere söylemiş, yok bilmem Yüksek Seçim Kurulu'na velev ki söylemiş olsun. Ne var yani? Bundan dolayı İstanbul'da böyle bütün engellemelere rağmen belediye başkanlığını kazanmış, seçimi iptal edilmiş, bir daha kazanmış, bir sonraki seçimi bir daha kazanmış. Bir adamı sen siyaset yasağı koyarsan siyaset mühendisi yapmış olursun. Yargı hikayedir. Hakimler Ekrem Bey, hikaye kalır o zaman. şimdi Şimdi bu realiteyi adamın halka anlatabilirsin. şimdi şöyle araya gireyim. İmamoğlu'nun önünde örnekler var. Demirtaş, değil mi? Bir kitleye hitap eden Türkiye'nin üçüncü büyük partisi. Ya Demirtaş'ı da almazlar herhalde diye konuşuluyordu. Aldılar yıllardır içeride. Hiçbir herkes unuttu. Kavala, arkasında büyük bir uluslararası destek var. Bugün yarın çıkar, bugün yarın çıkar. Yıllardır içeride. Can Atalay milletvekili seçildi hop içeride. Yani görünen örnekler de şöyle 2 gün bağırıyor insanlar, 3 gün tepki gösteriyorlar, 4. gün kimse seni hatırlamıyor. Bence gerilimi tırmandırıp bu işi teyakkuzda tutmak herkesi akıllı bir siyaset değil mi? İmamoğlu'na atfedilen suç çok uyduruk bir suç. Hani Olabilir. diğerlerinin de diyeceksin ki çok mu şey. Ama diğerinde bir olay var. Mesela Selahattin Bey'in olayında bir çatışma var, bir şey var, kargaşa var, bir kaos var. Ya burada bir şey yok kardeşim yani. Adam ahmaklar demiş. Yok ahmaklar diye ona mı söylemiş, sisteme mi söylemiş? Kime söylerse söylesin. Buradan kalkıp da Türkiye'de çok büyük oy almış Erdoğan'a da rakip gösterilen bir adamın önünü keserseniz bunun zaten halk vicdanı yani AKP'liler de dahil büyük oranda AKP'liler de dahil kabul etmez. Sen çok aşırı sert konuştuğunda sana verilecek cezayı meşrulaştırmış olabilirsin. Benim şeyim, söylemek istediğim şey bu. Dikkatli olmak lazım. Dik durmak lazım. Kardeşim burada bir suç yok. Eğer burada bir şey yaparsanız
Bu siyasi bir operasyon olur. Hukuki bir mesele olmaktan çıkar. Bunu ben kamu vicdanına havale ederim. Kamu vicdanı size sandıkta bunun dersini verir dersen, bu mantıklı bir ve ölçülü çerçevesi olan bir tepkidir. Ama böyle hakikaten çok amacını aşmış laflar edersen, biraz haklıyken haksız duruma geçme ihtimali var diye söylemek zorundayım. Şimdi o yüzden hemen pas almış gibi Adalet Şimdi Bakanı, ben sanki çok duyarlı bir adammış gibi, sanki haksızlık ve adaletsizliklere karşı duyarlıymış gibi, hakimlerin, savcıların yediği rüşvetleri takip altına alıyormuş da, efendim, insanların adliyede ne fırıldaklar çevirdiğini bilmiyormuş da, İmamoğlu meselesi geçince yargıyı savunuyormuş gibi adam kalkıyor ki parmak sallayamazsın, bilmem ne yapamazsın falan. Benim dediğim şey şu: Adalet Bakanlığı da böyle muhatap almana gerek yok. Sen kamu vicdanını muhatap alman lazım. Diyeceksin ki ben şurada seçim kazandım, iptal ettiler, bir daha kazandım, bir sonraki seçimi bir daha kazandım. Anketlerin tamamında da şu kadar ileride gözüküyorum. Eğer önüm kesilirse bunun Adalet Bakanlığı'yla da alakası yok, Adalet Bakanlığı'yla da alakası yok, hakimlerle de alakası yok. Bu siyaseti dizayn eden bir adamın kanunları zorlayarak, hukuku zorlayarak, yargıyı ayaklar altına alarak yaptığı bir operasyondur. Ey halkım, sineye dönüyorum, sana dönüyorum, bana yardımcı ol. Sandıkta bunun hesabını ver, al, hesabını kes, faturasını kes demesi lazım. Ama katılıyorum, Özgür Bey gibi böyle çok da yollara halılar düşeyerek değil, dik durarak söyleyebilir. Biraz amacını aşarsa korkarım haklıyken haksız duruma düşerim. Çünkü bu konuda haklı Ekrem Bey. Yani neden haklı? Ya ortada bir şey yok kardeşim ya. Söylenmiş bir cümleden dolayı bir siyasetçiye yasak gelir mi ya? Ben şimdi örnekleri sık, ben zannederdim ki siz, evet kardeşim ya, anladıkları dil bu. Herkes böyle mıy mıy konuşuyor. Birisi de çıksın böyle meydan okusun. Evet, adaşımı destekliyorum demenizi beklerdim. Yok. Bu kadar vicdansızlığın hüküm sürdüğü yerde bazen susmak en büyük konuşmaktır. Bazen sükut en büyük söylemdir. Bazen insanlara dönüp, ey insanlar, görüyor musunuz? İnsanlar ne kadar vicdansızlaşmış, ne kadar ahlaksızlaşmış, ne kadar şerefsizleşmiş demek, sükut ederek çoğu zamanda. Bazı çok önemlidir yani. Vicdan, bazı şeyler konuşulduğunda kaybediliyor. Ama bazı şeyler insanların vicdanlarına çarptığında, ya bir dakika, burada bir hile var, burada bir özel yıpratma çalışması var, burada bir operasyon var diyecektir. Ben buna inanıyorum Levent. Şöyle de bir yorum Ekrem Bey, İmamoğlu'na ceza gelirse, diyelim ki yasak geldiği için Cumhurbaşkanı adayı olamadı, ama bu dahi CHP'nin adayının Cumhurbaşkanı seçilmesine katkı sağlar, insanlar bunu not eder deniyor. Birleştirerek sorayım, şöyle de bir durum var: Mansur Yavaş'ın işte İyi Parti ve Milliyetçinin adayı olacağı, Demin kendi adayını çıkartacağı, CHP'nin Özgür Özel'le aday olacağı, Erdoğan'ın da aday olacağı ve Erdoğan'ın aradan sıyrılacağı bir siyasi mühendislik üzerine de çalışıldığı yorumları var. İkisini birlikte cevaplayın. Abi Erdoğan nasıl bir daha aday olabiliyor? Meclis erken seçim kararı alırsa aday olabiliyor. Özgür Özel onun nasıl olacağını anlattı. İyi de tamam da bunun sonu yok ki. Her seçim, Cumhurbaşkanı seçeceksin. Kaç yıldana seçiliyor Türkiye'de? 5 yıl. Yok, kanunda, şimdi kanun falan diyoruz, komik olacak ama ikinci dönemiyle alakalı özel bir durum. İkinci dönemiyle özel bir durum. Ya bu böyle olmaz ki. Adam zaten şu anki seçimi bile anayasaya aykırı. Onu itiraz etmiyor. Profesör İzzet Bey'in, Erdoğan'ın hukukçusu İzzet Özgenc'in beyanına göre tamamen anayasaya aykırı. Bunu söylemek Neden? İçin İzzet Bey olmaya da gerek yok yani. Gerek yok ama hani sen ben söyleyince şöyle zannediyorlar. Lan bir kere siz şey değilsiniz, hukukçu değilsiniz. Tamam, peki, kabul ettik. İki, zaten bir tavrınız var. Tamam, onu da kabul ettik. Tavrı da olmayan, hukukçu da olan bir beyefendi çıktı, dedi ki Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adayı olması Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına aykırıdır. Böyle bir şey mümkün değil. Bir dönem yapmıştır, bu da ikinci dönemdir. Sonra bir mazeret uydurdun, üçüncü dönem yapıyorsun. Şimdi yeni bir şey daha yapıyorsun, dördüncü döneme. Sağ ol, Özgür Bey de onu goy goyluyor, Erdoğan'ı yeneceğiz falan filan diye. Kemal Bey de böyle demişti. Kılıçdaroğlu da böyle demişti.
Ekrem Bey, sanki çok adil bir hukuk düzeni var. Böyle adil bir medya düzeni var. Bütün her yere yandaşları doldurmuş bir parti devleti kurmuş. Israrla, yani sanki böyle bir adil yarış olacakmış gibi konuşmuyorlar mı? İnsan gerçekten çıldırıyor yani. Ya İsmet İnönü'ye yaptıkları şeyi Erdoğan'a yapsınlar. Ebedi şef diye ilan etsinler. Bitti ya. Seçime meçime gerek yok aslında. Yani. Adam her defasında bir anayasaya aykırı bir daha aday oluyorsun, seçiliyorsun. Sonra kanunları arkadan dolandırıyorsun, dolaşıyorsun. Diyorsun ki ay kanunda şöyle bir boşluk var. Erken seçim kararı alırsa mecliste zaten nerede ne kadar meclis kaldı onu da düşünmek lazım. Parlamenter sistem yerle bir edildi onu da düşünmek lazım. Hadi yine de buna rağmen meclisi parmağında oynatıyorlar. Ve diyor ki efendim erken seçim kararı alırsa yeniden bir daha seçilme ihtimali var. Bir sonraki dönemde de yaşarsa, hayata ömrü vefa ederse yeni bir kanun maddesinden hareketle bir daha seçme. Ya bunu ebedi şef diye yazın bari bir yere. Seçime meçime de gerek yok. Yani bir kral şeyi böyle ne bileyim kopyası bir özentisiyle devam edip gitsin tek adam rejimi. Bunun benim kanaatim şu, hiç kimse Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hatayı, Meral Hanım'ın yaptığı hatayı, altılı masanın yaptığı hatayı bir daha yapmamalı. Erdoğan bir daha aday maday olamaz kardeşim. Meclis seçim kararı alırsa aday olur. Şöyle değil. Hileli bir şeydir bu diyorum ben de. Yani niye meclis seçim kararı alsın? Bunun sonu var mı arkadaş? Hayır, onu ayrıca konuşuyoruz. 360 Dur bin seni böyle ben bir aslında. daha seçeyim, herkes seçim kararı alayım. Bunu Olur. ayrı diğer programlara saklayalım. Bunu bakalım. Türkiye'de bir günde çok şey değişiyor. Neler yaşayacağız, kim bilir. Tekrar bu konuları açtığımız hangi düzlemde konuşacağız, hangi iklimde konuşacağız hiç belli bir değil. Çünkü tahmin edilebilir ülke olmaktan çıktı Türkiye. Ekrem Bey, bugün için veda ediyoruz. Eklemek istekleriniz varsa alalım, bitiriyoruz. Evet, yani ekleyeceğim şeyler genelde hep aynı oluyor. Umudumuzu kaybetmeyelim. Hakikaten Türkiye'yi sevmeye de devam edelim. Burada yaptığımız eleştiriler unutmayın, Türkiye'ye düşmanlık değildir. Türkiye'yi ele geçiren bir çete vardır, siyasi bir çete. Bir ayağı siyasettedir, bir ayağı ticarettedir. Bu insanların masum insanları yıpratmak için yaptığı çalışmalar vardır. Ona safça ayak uyduran bir kısım saftirik adamlar da vardır. Bir kısım art niyetli insanlar. Bunlar umudumuzu bozmasın. Türkiye bir sevdadır. Eyvallah. Ama bu günleri de atlatacaktır. Biraz zor olacaktır. Maalesef tahribat büyüktür. Tamirat zordur. Ama umarım görür müyüz görmez miyiz bilmiyorum. Ömrümüz vefa eder etmez bilmiyorum ama bu günleri de geçecektir Türkiye. Evet, amin inşallah diyerek bu haftayı kapatıyoruz. Haftaya Perşembe görüşmek üzere, hoşça kalın.